Aşağıda dolaşım sistemine ait bazı açıklamalar ve bunlara karşılık gelen kavramlar verilmiştir. Hangi kavram ve açıklama yanlış eşleştirilmiştir? Triküspit kapakçıklar kalbin sağ kulakçık ve sağ karıncığını birbirinden ayırır. Yarım ay kapakçıkları kalpten çıkan atar damarların uç kısmını kapatmaktadır. Büyük tansiyon karıncıkların kasılması ile atar damara uygulanan basınçtır. Akciğer toplar damarı vücutta temiz kan taşıyan tek toplar damardır. Kanın kalbin çalışması ile atar damarlara uyguladığı ritmik basınca nabız adı verilmektedir. Dolayısıyla kardiyak döngüsü değildir. D seçeneğini işaretliyorum. Ateş hastalık geçiren bir bireyde kalp atışı normalden daha hızlı olur. Aşağıdakilerden hangisi kalp çalışması üzerinde ateş yükselmesi ile benzer etki yaratmaz? Kafeinli içeceklerin tüketilmesi, tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonu miktarının artması, karbondioksit gibi kan pH'ını azaltan maddelerin kandaki oranın artması, sinir uçlarından salınan asetilkolin miktarının azalması kalp atışını hızlandıran faktörlerdendir. Parasempatik sinir sisteminin etkinin artması ise kalp atışını yavaşlatacaktır. Bu nedenle B seçeneğini işaretliyorum. kan ile vücut hücreleri arasında madde alışverişi kılcal damarlar sayesinde gerçekleşir. Madde alışverişinin nasıl gerçekleştiği Starling hipotezi ile açıklanır. Bu hipoteze göre madde alışverişi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Kılcal damarların atar damar ucundan toplar damar ucuna doğru kan basıncı azalmaktadır, doğrudur. İkincisi kan proteinlerinden kaynaklanan kan ozmotik basıncı en fazla toplar damar ucundadır kan ozmotik basıncı kan damarları boyunca değişmemektedir. İkinci bilgi yanlıştır. Üçüncüsü kan basıncının kan ozmotik basıncından büyük olması durumunda kandaki tüm maddeler doku sıvısına geçer. Hayır. Tüm maddeler doku sıvısına geçemez. Çünkü zardan geçemeyecek kadar büyük olan proteinler, maddeler bulunmaktadır. Bu nedenle üçüncü bilgi de yanlıştır. Dördüncüsü doku sıvısındaki maddelerin Kana geçmesi için kan basıncı, kan ozmotik basıncından düşük olmalıdır. Evet bu bilgi doğrudur. A seçeneğini işaretliyorum. Arterioskleroz atar damarlarda çeper kalınlaşmasından ve damar boşluğunun daralmasından kaynaklanan bir hastalıktır. Bu hastalığa yakalanan kişilerde aşağıdakilerden hangisi gözlenmez? birim zamanda damardan geçen kan miktarı azalacaktır. Atar damarların esnekliği azalacaktır. Kanda taşınan sindirim enzimlerinin azalması söz konusu değildir. Çünkü kanda sindirim enzimleri taşınmamaktadır. Atar damarlarda taşınan besin miktarının azalması gerçekleşir. Hücrelere ulaşan oksijen oranı düşecektir. C seçeneğini işaretliyorum. Bancroft kurdu denilen bir parazitten kaynaklanan, özellikle tropikal bölgelerde görülen hastalığa fil hastalığı denir. Bu hastalığa sebep olan parazit, lenf düğümlerine yerleşerek buralarda tıkanıklıklara neden olur. Bu hastalığa yakalanan kişilerde durumlarından hangileri gözlenebilir? Doku sıvısının miktarının normal değerler üzerine çıkması gerçekleşebilir. Vücutta tutulan su oranı artacaktır kanda protein oranı azalacaktır. Bağışıklık sisteminin zayıflaması görülecektir. Dolayısıyla E seçeneğini işaretliyoruz. Aşağıdaki şekil kalp, akciğer ve vücut arasındaki kan dolaşımını göstermektedir. Bu üç yapı arasındaki dolaşım ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denmiş. Şimdi birinci damara baktığımızda kalpten akciğere kirli kanı götüren damar olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla birinci damar için yazalım. Burası akciğer atar damarıdır. Kirli kan taşımakta. Tek bir atar damarı var. Kirli kan taşı taşıyor. O da akciğer atar damarı. Şimdi ikinci damara bakacak olursak ikinci damar akciğerden temiz kanı kalbe getirmekte. Dolayısıyla burası yazalım. Akciğer toplar damarıdır. Akciğer toplar damarı temiz kan taşımakta toplar damarlar kirli kan taşımasına rağmen akciğer toplar damarı istisnai bir durumdur. Dolayısıyla temiz kanı kalbe getirmekte. Üçüncü damara baktığımızda temiz kanı vücuda yollamakta. Dolayısıyla burası yazalım aort atar damarıdır. Dördüncü damara da baktığımızda vücuttaki kirli kanı kalbe götürmekte. Dolayısıyla burası da toplar damardır. Toplar damar kirli kanı kalbe götürmekte. Şimdi A'ya baktığımızda kalp ve akciğerler arasında bağlantı kuran 1 ve 2 numaralı damarlar küçük kan dolaşımına görev alır. Doğru bir ifade. Kalp ile akciğer arasında ki madde alışverişinde küçük kan dolaşımı adını vermiş oluyoruz. B'ye baktığımızda 4 numaralı yapı CO2C zengin kan taşıyan toplar damardır demiş. Şimdi 4 numaralı yapıya baktığımızda toplar damar olduğunu görmekteyiz ki toplar damar kirli kan taşımakta. Akciğer toplar hariç. Dolayısıyla karbondioksitçe zengin kanı biz 4 numaralı damarda göreceğiz. C'ye baktığımızda 1 ve 4 numaralı damarların kan içeriği benzerdir demiş. 1'e baktığımızda kirli kan, 4'e baktığımızda kirli kan bulunmakta. Dolayısıyla her ikisinin de içeriği birbirine benzer. E'ye baktığımızda 2 ve 4 numaralı damarlar kalbin kulakçıklarına kan getir demiş. 2'ye baktığımızda akciğer toplar damarı kalbin sol kulakçığına yazalım. Kalbin sol kulakçığına çünkü temiz kan sol kulakçıkta bulunacak. Sol kulakçığına getirmekte. 4 numaralı damara baktığımızda toplar damar. Bu da kalbin sağ kulakçığına kalbin sağ kulakçığına kirli kanı getirmekte dolayısıyla E seçeneği de doğrudur. D'ye baktığımızda ise 2 ve 3 numaralı damarlar o iki için zengin kan taşıyan atar damarlardır demiş. 2'ye baktığımızda toplar damar olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla atar damar değil. 2 gitti. 3'e baktığımızda ise 3'ün aort atar damarı olduğunu söyledik. Dolayısıyla 3 için doğrudur, 2 için yanlıştır. D seçeneğindeki ifade gitti. Cevabımız D'dir. Kanın pıhtılaşması sürecinde olaylarının gerçekleşme sırası nasıl olmalıdır? Öncelikle damarlardaki zedelenme ile trombositler o bölgede yoğunlaşacaktır. Ee, yoğunlaşan trombositlerin salgıladığı özel protein, kalsiyum ve K vitamini protrombini aktifleştirir. Protrombinin aktifleşmesi protrombinin trombine dönüşmesine neden olur. Trombin de inaktif bir kan proteini olan fibrinojeni fibrine dönüştürür. Daha sonra oluşan iplikçikler kesilen damarın ağzını tıkaç oluşturarak kapatacaktır. Bu nedenle doğru sıralama 1, 4, 2, 3, 5 şeklinde B seçeneğinde verilmiştir. Deniz seviyesinde yaşayan berk kamp kurmak için yüksek rakımlı bir dağa çıkmaya karar vermiştir. Yolda grip olan Berk'in kamp alanına vardığında vücuduna gözlenen değişimlerle ilgili. Aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilemez denmiş. Şimdi A'ya baktığımızda al yuvar sayısı artmış. Grafiğe baktığımızda al yuvar sayısı burada yükselmiş. Çünkü yükseklere doğru çıktıkça oksijen miktarı azalmakta. Dolayısıyla al yuvar sayısı da artmakta ki bunu tolere edebilsin. A seçeneği doğrudur. B'ye baktığımızda yol boyunca hareket ettiğinden dolayı ve bir de grip olduğundan dolayı nabız sayısı artacaktır. B seçeneği ne? Grafikte doğrudur. C'ye baktığımızda oksijen miktarı artmış. Kandaki oksijen miktarının artmasının sebebi yuvar sayısının artmasıdır. C seçeneği de doğrudur. E'ye baktığımızda kalbin atış hızı artmıştır. Hastalık dönemlerinde kalbin atış hızı yükselmekte. Dolayısıyla E seçeneği de doğru. D'ye baktığımızda ise ak yuvar sayısı azalmıştır. Yanlış bir ifade. Grip nezle gibi olaylarda ak yuvar sayısı artar ki burada vücut gerekli tepkiyi gösterebilsin. Yani grafiğin artar yönde olması gerekmekteydi. Fakat burada ak yuvar sayısı düştüğünden o da yanlış bir ifadedir. Cevabımız D seçeneğidir. Stalin hipotezi kılcal damarlarla dokular arasındaki madde alışverişini açıklar. Buna göre atar damar ucundan toplar damar ucuna doğru kan basıncı azalmayıp sabit kalsaydı durumlarından hangilerinin görülmesi beklenir? Kan basıncı atar damar ucundan toplar damar ucuna doğru azalmadığından kandan dokulara sıvı geçişi devam edecektir ve doku sıvısı artacaktır. Ayrıca toplar damar ucuna doğru basınç azalmaması, basıncın azalmaması dokudan kana sıvı geçişini e, sona erdirecektir. Bu nedenle e, fazla sıvı lenf kılcallarına e, doğru geçiş yapacaktır. E, yani sıvı geçişi lenf kılcallarına doğru artacaktır. Bu durumda doku sıvısı artar bilgisi doğru. Lenf kılcallarına sıvı geçişi azalır ve doku sıvısından kana geçen sıvı miktarı artar bilgileri yanlıştır. A seçeneğini işaretliyorum. Vücut mikroorganizmalara karşı bariyer görevi yapan birinci savunma hattını ilk olarak devreye sokar. Mikroorganizmalar bu hattı geçerse ikinci savunma hattı devreye girer. İkinci savunma hattında aşağıdakilerden hangisi görev alır? İkinci savunma hattında doğal katil hücreler görev almaktadır. Özgül bağışıklık sağlamada görev alan lenfositlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? T lenfositleri sadece lenf düğümlerinde vücut savunması yaptığı için hücresel bağışıklık yapar bilgisi yanlıştır. T lenfositleri sadece lenf düğümlerinde değil kan yoluyla vücudun değişik kısımlarına ulaşabilmektedir ve burada vücut savunması yapabilmektedir. Bu nedenle E seçeneğini işaretliyorum.